Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi kendini bilmek. Eğer senin müstakil bir vücutun olmuş olsaydı, fenaya ve kendini bilmeye muhtaç olmazdın. Ve sen kendinden başka bir varlığa olmayan Rab olurdun. Yüce Allah ise kendisinden başka bir Rab bulunmaktan pak ve münezzehtir. İşte kendini bilmenin faydası şunları bilmen ve tahkik eylemendir. Senin vücutun mevcut değildir, yok da değildir. Ve sen şimdiki halinle mevcut değilsin ve geçmişte de mevcut olmadın. Gelecekte de asla mevcut olmazsın. Anlamı ise şudur. İşte burada sana Allah'tan başka ilah yoktur. Onun gayrı için vücut yoktur. Ondan başka da yoktur. Ancak ilah odur. Tevhid kelimesinin anlamı açıklanmış olur. O daima Rab'dır, Allah'tır, merbuptur yani kul değildir ve daima Halik, yaratıcıdır. Yaratılmış kul değildir ve o şimdilik halde de evvelce de olduğu gibidir. O bir yaratıcı olarak Halikliği ve Rab olarak da mahlukuna yarattığı kullarına muhtaç olmaz. O kainat dediğimiz evren yaratılmadan önce bütün nitelikleriyle bezenmişti. Şimdiki hali de öyledir. Allah'ın vahdaniyeti, vücudu ile mevcut, sıfat ile muhit, esması ile malum, efali ile zahir, asar ile meşhud, bu mevcudatın kendisi ile gaim, aşkı ile daim olan Allah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, namaz ancak kişinin kendisini Allah katında bir hiç olarak görmesi ve alçak gönüllülük göstermesidir. Şeyhülekber Muhiddin Arabi buyurdular ki, nefsini ve hakikatlerini bilmekten benim muradım böyledir. Yani vicdanıyla, kalbiyle ilahi tecelli ve keşif ile bilmektir. Kalbin temaşasıdır, hakikatlere temaşa etmektir. İnsan okumak, düşünmek, kıyas etmekle, felsefe yapmakla, muhakeme etmekle, akıl yürütmekle nefsini ve hakikatlerini asla ve kata bilemez. O halde biz de Allah'ı bilmek için taklit edelim. Sünnetullah'a uyalım. Allah'ın kitapları, peygamberleri lisanıyla bize kendinden neler haber verdiyse onları dinleyip kabul edelim. Ona olan kulluğumuzla o kadar ileri gidelim ki ta ki hak o kulu işitmesi, görmesi ve bütün organlarındaki güçleri olsun. İşte o zaman arif olursun. Allah'ı hakkıyla bilenlerden olursun. Senden istenilen marifet ve irfan budur.